Evet sevgili izleyenler, programımız devam ediyor ve Lobol'dayız tekrar. Ve Lobol'da Fansa döner kebap varmış. Bu döner kebabın neyi meşhurmuş? Yani neyi meşhur? Bakalım neyi meşhurdu? Aklıma geldi. Kağıt kebabı. Sevgili izleyenler, kağıt kebabı Belçika'da, yani Belçika'yı bırak, Avrupa'nın çoğu bir yerinde bulunmaz. Yani kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Ve biz bunun duyumunu aldık ve onun için bu yeni açılan döner kebabı bir ziyaret edelim dedik. Hep birlikte bu döner kebaba gidiyoruz. Evet sevgili izleyenler, bakalım karnım da bir hayli aç, bak şu anda midem yok zaten, midem gitmiş. Ama az sonra inşallah, yani inşallah demeyelim çünkü mide bayağı bir kilolu oluyorum, böyle bir iyi gözükmüyor. Ama sevgili izleyenler, şimdi Fansa döner kebap diyoruz. Hep birlikte Fansa döner kebabın kağıt kebabını tanımaya gidiyoruz. Evet buyurun. Evet sevgili izleyenler, Fansa döner kebap numarası 170, stasyon Sırat 170'e geldik. Lomel'deyiz sevgili izleyenler. Kağıt kebabın en meşhur olan adresi. Bakalım. Tabii görüyorsunuz Yoloğlu aç. Yoloğlu aç olduğu zaman konuşamıyor sevgili izleyenler. Evet ne diyoruz? Fansa döner kebap diyoruz ve Fansa'ya doğru yol alıyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor buradaki Allah, işler? Allah'a çok şükür. Her şey yolunda. Yeni açtınız. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bugün işte ilk 4 haftayı bitirdik. 5. haftanın ilk günü bugün. Maşallah maşallah. Allah bol kazanç eylesin. Ol, uzun ömürlü nasip eylesin. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun Lomol halkına diyelim. Çünkü bütün, kağıt bütün Türk halkını aslında yani. Ya tabii, tabii Lomol'da daha çok o şey olduğu için bulunduğu için, ama kağıt kebabınız meşhurmuş. Biz bunun duyumunu aldık. Biz zaten Avrupa'da değil Belçika'da ilk kağıt kebabını yapan bizleriz. Biz Antakyalı, Hataylı olduğumuzdan dolayı, Hatay Antakyalı olduğumuzdan dolayı kağıt kebabını sadece Antakya ve Halep'te, Suriye'nin Halep kentinde bulabilirsiniz. Evet. Yani ya Antakya'nın diğer ilçelerinde kimse yapamıyor. Yapamazlar. Ben bunu da zamanında bacanağınızdan öğrendim zaten. Bacanağınız var. Hangi bacanak? Biliyorsun bacanak. Trabzonlu olduğu için herhalde Kenan'dı. Kenan evet, Kenan Hoca. Evet. Kenan Hoca'dan öğrendim ben bunu. Yani evet. Bir de gerçekten çok duyumunu aldık. Yani biz de Lomol'da oturduğumuz için bunun duyumunu aldık. Gerçekten çok güzelmiş. Halk da çok memnunmuş yani. Ya vallahi elimizden geldiğince değişik bir tat, değişik bir yemek sunmak istedik ve aklımıza geldi kağıt kebabı mesela. Bu Avrupa'da araştırdığıma kadar bilgilere göre Belçika'da, Avrupa'da ilk yapan bizleriz. Evet. Onun zaten kağıt kebabı yanmaz kağıdın üzerine açılıyor. El kıyması oluyor, özel baharatı, sebzesi olduktan sonra onu biz kendimiz hazırlıyoruz. Tepside fırında pişirdikten sonra müşterilere sunuyoruz. Bir de bunun nasıl yapıldığını görelim değil mi? Yani bir de bakalım yani sevgili izleyenler yani biraz merak ediyor nasıl yapılıyor? Biz onu kendimiz elle yapılıyor yani zaten. Evet. Kıyma, bıçak kıyması bıçak kıymasıyla olduktan sonra yapıldıktan sonra baharatını, sebzesini katıyoruz ve kağıdın üzerine açıyoruz. Şimdi ben pişiriliyor şimdi bir tane. Bir tane hazırlanıyor. Hazırlanıyor bir tanesi hazırlanıyor. Hem 5 dakikaya kadar, 3-5 dakikaya kadar çıkar. Çıkar. Yani fırında mı şu anda? Şu anda fırında. Bir bakabilir miyiz? Böyle bir kameramanımız bir görüntü alsın bakalım. Şöyle bir bakalım. Aha patron da buradaymış. Evet merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Valla her şey yolunda. Her şey yolunda. Yapmaya çalışıyorum. Zor bir meslek seçtiniz kendinize. Zor ama sevdiğim için. Yani mutfağı seviyorum diyorum. Için, severek yaptığım için hiçbir zorluk çekmiyorum. Doğrudur, doğrudur. Çok severek yaptığım için çok memnunum mesleğimden. Evet. Allah bol kazançlı eylesin. Gerçekten çok güzel bir yer. Hatta bayağı da değişmiş buralar. Ben önceden de geldim buraya.
Teşekkür ederiz. Bayağı bir lüksleştirmişsiniz. Ve de aile yeriniz de var artık. Aileler rahat da gelebilir değil mi? Teşekkür ederim. Babamın da seçimi biraz onun da katkısı oldu. Bayağı ona da evet. Çok teşekkür ederim. Babam sağ olsun diyorsun. Babam sağ olsun. Evet doğru yani hepimizin babaları sağ olsun. Annelerimiz de öyle. Evet şöyle bir kağıt kebabı varmış. Bir bakalım şöyle. Sadece etini yiyorsun. Ondan sonra altına dürüm ekmeği koyup yanına salatasını koyup toz şekerle yeniliyor. Toz şekerle beraber? Yok. Yok anlamadım ben onu. Kağıt kebabının altına dürüm ekmeğini koyduktan evet. Sonra yanına salata koyuyorsun o şekilde. Dürüm ekmeğine istersen dürüm ekmeğine sararsın, istersen çatal bıçakla. Ama hakikaten çok güzel görüküyor böyle. Ya yol onunla karnı aç ya. Ya ne yapacağız bu yol onunla anlamadım gitti. Yani acıktı mı böyle. Size de ikram edeceğiz. İnşallah bakacağız tadına. Fansa'dan devam ediyoruz. Fansa döner kebabımızdan. Lomul'dayız tabii ki. Şu anda sevgili izleyenler önümüzde kağıt kebabımız çok güzel görüküyor. Yani dayanamıyorum, yemek istiyorum da tabii ki öncelikle röportajımızı bitireceğiz. Tabii ki patronumuza bir soralım bakalım. Bu kağıt kebabı yani kaç dakikada, ne kadar zamanda yapılıyor? Ya biz zaten bunu daha önce hazırlayıp difrize atıyoruz. Yani haftalık olarak yapıyoruz. İstediğiniz zaman 5 dakika içerisinde servise hazır oluyor. 5 dakika yani hiçbir şey değil. Yani bizim Türk milleti biliyorsun. Geldiği yerde hemen yemek istiyor. Sadece Türk milleti değil. İnan ki herkes bunu. Herkes yani. Öyle. Yani beklemek istemiyor yemekte özellikle. Evet. Yemek beklemek biraz zor oluyor insanoğluna. Bir de son olarak memleketinize selam alalım. Valla bütün akrabalara, Fansa sülalesine, büyüğünden küçüğüne herkese saygılar, selamlar. Evet teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler tabii ki biz hemen bir tadımıza bakalım böyle. Kağıt kebabı çok merak ettiğim için kağıt kebabı benim önümde. Kameraman artık ne yer bilmiyorum ama ona da veririz bir tadımlık inşallah. Aslan Bey herhalde aç kalacak değil mi? Biz hep bütün yemeğin hepsini biz beraber bitireceğiz Mustafa Bey'le. Herhalde. Evet biz yemeği yiyelim Arslan orada bizi çeke dursun. Evet sevgili izleyenler. Fansa döner kebabımızdan görüntülerimiz bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Yoloğlu nerede? Yoloğlu her yerde. Yoloğlu izlemeye devam ediyoruz.